Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı diliyorum. Bugün sizlerle hayat doyumumuz, hayata karşı memnuniyetimiz üzerine konuşacağız. Travma sonrası stres bozukluğunu anlatmıştım zaten. Neler travma sebebiydi? Çocukluk döneminde olanlar, bu dönemde yaşananlar, travma nasıl duruma neden oluyordu, nasıl travma haline gelebiliyordu? Ani ve beklenmedik bir şekilde olan, süre gelen, bedensel ruhsal bütünlüğümüze, sosyal ekonomik bütünlüğümüze, kişilik yapımıza, sınırlarımıza zarar veren her şey travma sebebidir, travmadır ve travma sonrası stres bozukluğu oluşur. Savaşlar, ihmaller, istismarlar, tacizler, tecavüzler vesaire, bunlar en büyük zaten travma sebebidir. Hayata karşı memnuniyetsizliğimiz, hayata karşı mutsuzluğumuz, doyum noktasının düşmesi, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu dediğim gibi kaygı durumlarının çoğalması da dış faktörler artı yaşamış olduğumuz travma sebepleri söz konusu olabiliyor. Hayata karşı doyum noktamızın düşmesinin nedeni. Hayata karşı doyum noktamız, memnuniyetimiz düşmeye başladığında kontrol edemediğimizi hissettiğimiz pek çok şey aslında aklımıza gelir. Biliyorsunuz ki etken noktaları, etki noktaları dediğimiz çember ve çemberin dışı vardı. Yani biz kontrol edebildiklerimizden sadece sorumluyduk. Kontrol edemediklerimizden, dış faktörlerden, yani çevremizin de dışında olan ya da çevremizde olan durumlardan sorumlu değildik. Fakat burada onları da kontrol etmeye başladığımızda hayata karşı doyum noktamız, memnuniyetimiz düşmeye başlıyor. Bu da zaten travma sebebi haline gelebilecek durumlar yaşadığımızda en çok ön plana çıkan durumdur. Yani travmamız varsa eğer, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorsak, depresyon varsa, kaygı dediğimiz durumlar eşlik ediyorsa aynı zamanda da bunlar zaten hayata karşı memnuniyetimizi, doyum noktamızı düşüren sebepler demiştik. Ve aynı zamanda pozitif döngü olumsuz döngüye dönüşmeye başlıyor. Hayata karşı memnuniyetsizlik başladığında her şey sıradan ve aynı gelmeye başlıyor. Aynı zamanda zor süreçlerden, zor dönemlerden geçiyorsak eğer, bu da bize ekstra olarak maalesef olumsuz olarak yansıyor. Hayata karşı memnuniyetsizliğimiz olmaya başladığında, doyum noktamız düşmeye başladığında yaşama karşı olumlu sosyal ilişkileri de kaybetmeye başlarız. Genellikle herkesi kendimize göre tartışma hali içerisinde hissederiz. Tüm dünya bize karşıymış gibi gelmeye başlar. Bu durumda da yine kuşkucu düşünceler de buna eşlik edebilir. Bu da hayata karşı memnuniyetsizliğimizi, kontrol edemediklerimizi de kontrol etmeye çalıştığımız durumları maalesef öne sürer. Peki bu durumda neler yapmamız gerekiyor? Bir kere pek çok tanımla eşlik ettiği için pek çok tanı bir arada, depresyon, travma, hayata karşı memnuniyetsizlik ve mutsuzluk zaten bunların sebepleridir. Bu da zaten aynı zamanda sosyal, psikolojik açıdan bizi etkileyen durumlardır. Psikolojik destek almanız bu konuda çok çok önemli. Çünkü bu durumda önce kendimizle aramız, sonra da çevreyle aramız bozuluyor demek. Evet, bugün sizlerle hayata karşı memnuniyetsizlik ve doyum noktası üzerine konuştuk. Eğer sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumları üzerinden sorabilirsiniz. Randevu ya da bilgi almak isterseniz zaten mevcut bilgilerimiz. Kanala abone olmayı, bildirim çanını açmayı unutmayın. Abonelik ücretsiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşça kalın.